Başka sualim var mı? Vakit azaldı ama üstadım. Geçen haftadan kalan bir sualdi. Hasan Mezarcı. Defaten bu sual bize geldi. Fırsat zuhur etmediği için soramadık. Bir mecliste mürtedin şeriatta cezası idamdır diye konuşuyordum. Birisi dedi ki ya yani o kadar böyle adam var ki herkesi keseceğiz mi? Yok dedim. Müslüman olduktan sonra kafir olanın cezası budur. Kökten beri kafir olana kimse bir şey demez. Hasan Mezarcı da akıllı değildi ki delirdi diyeyim. Ben tanıdığım günde bile deliydi. Bunu bir tevkif ettiler. Bir geçmiş olsun diye gittik bu Mustafa Kemal'le ilgili birkaç sözden. Size dedim ya çok insan nefsani tatmin için bir şey ortaya atar. O da Mustafa Kemal Eletarlı'yla alaka çekmek, benliğini tatmin etmek istiyordu. Evine gittik rahmetli Yüksel'le. Bir de bir bizim hemşeri yazıcı var. Nedir onun adı? O evdeydi. Bu diyor ki, devletin ideolojisi olmaz. Devlet tebanın malını, canını, ırzını bilmem nesini korur. 5 tane vazife sayıyor. Devletin vazifelerinden bundan ibarettir. Peki Müslümanların devletinde İslamiyet devletin ideolojisi değil midir? Hayır. Müslümanların ideolojisidir. Şimdi Abdülaziz de aynı şeyi söylüyor da cevap vereceğim. Diyor ki Hazreti Peygamber'in kurduğu devletin adı bile yoktu. Hiçbirinin adı yoktu. Bu hatlar sonradan konuldu. Selçuklu devleti kurulurken biz Selçuklu devleti diye devlet mi kuruyoruz dedi. Devletini kurdu. Selçuklu ailesinden dolayı Selçuklu devleti dendi. Anadolu'daki Selçuklu devletinde de Rum Selçuklu devleti denildi. Anadolu diyarı Rum. Yunanlılıkla alakası yok. Anadolu'daki Selçuklu devleti namına bu dendi. Hamdaniler biz Hamdani devleti mi kuruyoruz dedi. Osmanlılar biz Osmanlı devleti mi kuruyoruz dedi. Sonradan milletler arası münasebete geçince çoğunu düşman isim verdi. Devleti Osmaniye bilme. Sen de benimsedin. Benim gençliğimde Nurcular Nurcu adını, Süleymancılar Süleymancı adını reddediyorlardı. Ne demek biz Risale-i Nur talebeleriyiz? Ne demek biz Süleyman Efendi'nin talebeleriyiz? Ama ehli küfür Müslüman diye hücum etse herkes alınacağı için bir zümreyi hedef göstermek için bu adlarda inat etti, bunlar da yerleşti. Şimdi sen nasıl Süleymancı adıyla Müslüman adı sana yetmiyor mu diye ad alıyorsun. O halde bu bir dindir diyor Ömer Ergüt mel'unu melâin. Lanetullahi aleyhim. Lanetullahi melâike. Gitti ahirete. Herhalde ya leyteni küntü türaba diye bağırıyordur. Ne olaydı ne olaydı taş toprak olaydım da bana hesap sorulmayaydı. Melun bir de şeyhmiş. Süleymancılık din, nurculuk din, refahçılık din, ışıkçılık din. Sen niye bir ayrı bir isim taşırsın diyor İslam'dan başka. Hayvan ol hayvan. Sen de bir tarikat ismi taşıyorsun. Bu mantık doğru olsa mezhep de bir din olur, tarikat da bir din olur. Allah Allah. Sen niye bilmem ne oğulları diyorsun? Türk'üm de yetiyor. Sanki bir bütünün tali parçaları olamazmış gibi. Hasan Mezarcı bu kafada bir adamdı. Zırnana cahil müftülük yapmış. Sıradan bir imam hatip mezunu. Müftülük yapmış. E şimdi bir tahtası daha eksildi. Başka bir şey olmadı yani. Ben İsa'yım geldim. E yap o zaman İsa'lığını. İsa haçı kıracak.
Sen Müslümanlar için de zuhur ettin. Nüzul-i İsa hakkında İslami kaynaklarda belli esaslar var. Hazreti İsa Muhammedi olarak yaşayacak ikinci hayatını. Siz ümmeti Muhammed'den olmanın şerefini bilemezsiniz. Ancak ölümden sonra anlarsınız. Ümmeti Muhammed'den olmanın şerefine, geçen burada bir vesileyle söyledim, hiçbir ümmete nasip olmadığı peygamberin şerefi sebebiyle 5 büyük imtiyaz var bize. Hazreti İsa Adem vakasını İncil'de gördü. Adem cenneti gezerken melekler ona gezdiriyorlardı. Nurani bir yazı gördü. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu nedir? Bu senin sülbünden gelecek en son ve en şerefli peygamberin kelime-i tevhididir. Mahya gibi. Ne olaydı ne olaydı ben bu yazıyı göreydim dedi her zaman. Melekler Allah'ın ilham etmesiyle tırnaklarının baş parmağına bak dediler. Baktı ki ekran gibi burada yazılı. Öptü 3 defa gözüne sürdü. Hatırlayın camilerde kamet getirilirken eşhedenle Muhammeden Resulullah dendiği zaman insanlar tırnaklarını öper gözüne sürer. Ve onun bir ibaresi de vardır. Nurunla gözlerimi nurlandır ya Muhammed mahiyetindedir. Bu sözü Adem Aleyhisselam söylemiştir. Bu bilgiyi Hazreti İsa nasıl bizim peygamberimize geçmiş peygamberlerin hikayeleri ibret olsun ümmete diye nakledildiyse Hazreti İsa'ya da böyle nakiller vardı. Bundan dolayı niyaz etti ne olaydı ne olaydı ben o şerefli peygambere ümmet olaydım. Bunun için göğe kaldırıldı ve tekrar gelecek, haçı kıracak, kendine tabi olanları Müslümanlığa davet edecek, Deccal'la harp edecek. Sen emekli milletvekili maaşını al, İsveç'e yat aşağı, ben İsa'yım geldim. Ey hoş geldin, sabah geldin de ahıra geldin. Saraya değil. Akıl hastası. Allah ıslah etsin mi diyeyim? Allah sıhhat afiyet mi versin diyeyim. Allah ne bilirse öyle yapsın. Hap verilerek delirtildiği meselesi var. Ben ona da pek ihtimal vermiyorum. O da olabilir. Öyle bile olsa, öyle bile olsa mazur değildir. Çok aleni bir şekilde söylediği için önü kesilmiş olamaz. Allah'ın seversen ne söyledi ya? Meclisten bana telefon ediyordu. Böyle diyorlar. Buna ne cevap vereyim? Buna ne cevap? Bir sürü kitap verdim. Sen ilim adamısın. Sen söyle. Ben bunu siyaset sahnesine aktarayım. Bir kitap okutturamadım ona. Arkadaş ilimsiz mücadele olmaz. İlimsiz mücadele kör dövüşüdür. Kaş yaparken göz çıkarsın. Kendi kafana vurursun kendi yumruğunu. O cahildi. Cehaletle mücadele olmaz. Eğer İslam'ı dava edecek bir adam olmak istiyorsanız bilgiyle mücehhez olun. İlimsiz mücadele olmaz. İlmin de azsa ufak yanlışlar içindeki adamı düzeltirsin. Senin bir hamam tası suyun varsa bir mendili yıkarsın orada. İşçi tulumunu bir hamam tası suyla yıkayamazsın. Sana kazanla su lazım. Bugünün dinden uzak olanları kirli işçi tulumu gibidir. Nasıl öyle bir tulumu yıkamak için çok su lazımsa o derecede İslam'dan uzaklaşmış olan da düzeltmek için büyük ilim lazım. Öyle az boz bilgiyle ben bir adam oldum diye ortaya çıkmayın. İddia Müslümana yakışmaz. Hakkınızı da bilin, haddinizi de bilin. Ne ezik olun, ne ezik olun ne de mütekebbir. Benim anam okur yazar değildi. Nur içinde yatsın. Amin. Allah sizin ecdadınıza da rahmet eylesin. Amin. Filozof gibiydi. Bana derdi ki çocukken, oğlum ne asi ol asıl, ne yavaş ol basıl. Ne asi ol asıl, ne yavaş ol basıl.
Ama ben asılmadım ama asılma noktasına kadar asi olmaktan kendimi men edemedim. Çünkü mısır ekmeğiyle büyüdüm. Allahu Azimüşşan teşrifinizden dolayı. Serilenlere de dua edin. Onu hatırladım da durdum. Teşrifinizden dolayı, bana bir takım hak ve hakikatleri söyleme fırsatını verdiğinizden dolayı. Hepinizi ve sizinle birlikte hahişkar bir surette ekran başında dinleyenleri de İslam'ın galebesinde pay sahibi kılsın inşallah. Amin. Emekleri sebkat edenlerden kılsın. İslam'ın galebesini hem görenlerden hem gerçekleştirenlerden eylesin. Ecdadınıza rahmet eylesin. Cümlesinin günahlarını affu mağfiret eylesin. Neslinizden kafir, zındık, münafık getirmesin. Neslinizi iman ve İslam üzere ifka eylesin. Esselamu aleyküm. Osmanlı